14. soruyu yapalım. Arkadaşlar burada eşsizliklerini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Yani bunların burada iki tane eşsizlik sistemi verilmiş. Burada ortak çözümü öngöreceğiz, tamam mı? Şöyle ki önce bu ilk eşsizliği çözelim. Her tarafa 5 eklersem 2x küçük eşit -6 olur. Her tarafı x'in kat sayısına bölersem olur. Bunun anlamı -3'e eşit ve -3'ten küçük sayılar diyor. Öbürü de bak şimdi 3'ten büyük sayılar diyor. Şimdi bir daha bakalım şimdi. Ben burada arkadaşlar burada her iki eşsizliği de sağlayan bir tam sayı görülmemekte. Yani buradaki elemanlarla buradaki elemanların kesişimi boş küme yani. Hani hem onda hem onda bir eleman yok. O yüzden kaç farklı tam sayı değeri vardır? Yok yani. Sıfır tane yani. A şıkkı. Şimdi bu farklı bir soru kalıbıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu soruda şurayı bir çözeceğim. Sonra şurayı çözeceğim. Mesela 2x artı 1 küçük eşit x eksi 3. Bunu bir çözelim. X bu tarafa, 1 bu tarafa. 2x'ten x çıktı. X kalır. Eksi evet, bir öbür tarafa -1 diye gider, -4. Buna yıldız diyelim bu ifadeye. Şimdi öbür ifadeye bakalım. X eksi 3 küçük eşit 3x artı 5 demiş. Buradan x'i öbür tarafa alırım, 5'i bu tarafa. -8 küçük eşit 2x olur. Her tarafı x'in kat sayısına böldüğüm zaman x büyük eşit -4 olur. Buna da 2 yıldız diyelim. Şimdi bu yıldız ve iki yıldızı bir arada düşüneceğiz. Bunun için sayı doğrusunu çizmek en akıllıca olanıdır. -4'ten bak şimdi. -4'e eşit ve -4'ten küçük sayılar. Burası -4 olsun. -4'e eşit ve -4'ten küçük sayılar şunlar. Şu taraf yani. -10'a doğru gidiyor. Diğeri de -4'e eşit ve -4'ten büyük sayılar demiş. Bu iki cümlenin ortak çözümü, hani buna A buna B desek, A kesim B eksi 4'tür arkadaşlar. Yani bu eşsizliği sağlayan X tam sayısı sadece eksi 4'tür. Toplamları da eksi 4 olmalı. Şimdi burada X, Y, Z'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bak şimdi. X, Y, Z sayfa numarasını söyleyin. 78 mi? Sayfa 78, 4. soru. Bakın burada size bir yöntem göstereceğim. Bu x kare ve z kare bir an için silebilirim ben. Neden? Çünkü x kare ve z kare pozitif sayılardır. O pozitiflik eşsizliği değerini, yönünü değiştirmez. Burada y diyor ki ben büyüğüm sıfırdan diyor. Bak açık açık söylüyor. Burada arkadaşlar y büyüğüm sıfırdan diyor. Bak dikkat edin. O yüzden y artıdır yani. Tamam mı? Bak şimdi y artıdır. Geri ama aldım şimdi. Y artı yazdım. Bak şimdi. Burada y üzeri 4'ü siliyorum. Bak y üzeri 4'ü sildim. Çünkü y üzeri 4 pozitif bir sayı. Hani bütün sayıların çift kuvveti pozitiftir. O yüzden y üzeri 4 problem değildir. X küp küçük sıfırmış. X küp küçük sıfırsa x de küçük sıfırdır. Anlaştık mı? O zaman buradan anlaşılan o ki y az önce pozitif demiştik, itiraz etmediniz. Hatırlıyor musunuz? X de negatiftir arkadaşlar. Ha, şimdi doğru oldu. Şimdi peki aşağıda en son eşsizliğe bakalım. Y pozitifse sen bu sefer bu pozitifi karala. O zaman y diyor ki y küçük sıfır yazıyor orada bak y küçük sıfır. Eksi yani. Ha, ne oldu? Biz yanlış yaptık en son. Bak şimdi şöyle yapalım bir dakika. Şimdi biz y pozitif biliyorduk. Y'yi karalayacaktık. Bir an için z'yi karaladık yanlışlıkla. Özür dilerim. Hata yaptım bir an için. Şimdi z negatif bak. Z negatif. O zaman eksi artı eksi nerede var? Denizli. Cevap Denizli arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar y kareyi kapatırım.
İyi düşün bak. Çünkü y kare pozitif bir sayıdır. Pozitif bir sayı orada problem oluşturmaz. Mesela şöyle düşünün. Eksi 3 çarpı 6. Küçük sıfırdır arkadaşlar. İstersen eksi 3 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 10 çarpı 15 yaz. O gene küçük sıfırdır. Hani pozitiflik bir şey değiştirmiyor. O yüzden ben şu 6'yı kapatsam eksi 3 küçük sıfır durur orada. Ben onu anlatmak istedim. Şimdi dolayısıyla y kareyi kapatınca x küçük sıfırım diyor bak, görüyor musun? Bir düşün bak. O zaman x, y, z diyelim. Bak şimdi. X küçük sıfır. Yani x negatif. Tamam. Sonra x negatifse en aşağıya bak bak. Şu negatifse z ne olmalı? X negatifse z ne olmalı? Eksiyle eksinin çarpımı artıdır. O yüzden z eksi olmalı. Bir düşün bak. Ya nasıl mı? Nasıl oldu? Bak hadi bak. X yerine eksi 2 yazalım. Eksi 2 ile neyi çarparsam büyük sıfır olur? Eksi. Buraya mesela eksi 3 yazsam. Hani deney yapıyorum. Bura 6 büyük sıfır olur. Aa doğru bak. Demek ki z eksi 3'müş bak. Siz de diyorsunuz ki z artı 3 olur diyorsunuz. Nasıl oluyor ya? Eksi 2 çarpı eksi 3 artı 6 büyük sıfır bak. Ama diyorsun. Amayı da göstereyim ben sana. Mesela 10 büyük sıfır diye iddia ediyorsun. Sen buraya 10 yazan diyorsun. Eksi 20 büyük 10'dur diyorsun sen. Eksi 20 büyük 10 değil, kusura bakma yani. Yani sen eksi 2 ile neyi çarparsan sonuç pozitif olur netice. Yani. Ona konsantre olun. Şimdi o halde bunları geri alalım. Demek ki z de negatiftir. Z de negatiftir. Şeyi hatırlamaya çalışın. Hani biz size işareti anlattık. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile artının çarpımı artı demiştik. Şimdi sen düşün şimdi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Sen diyor ki eksi ile artıyı çarpalım diyorsun. Hani olmaz yani. Oraya düşün bak. Şimdi neye geldik? Bak şimdi. Burada x şu z üzeri 4'ü kapatıyorum. Onun bir işi yok. X'in de negatif olduğunu biliyorum şuranın. Sonucun pozitif olması için bak şu y küpün negatif olması lazım. Y küp negatif olduğunda, y küp negatif bir sayıya eşit olduğunda üst taraf tek olduğu için y de negatiftir. Mesela eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Eksi 5'in küpü eksi 105'tir. O halde y de negatif. Demek ki cevap C şıkkı arkadaşlar.